Seni ne kadar şu an gaza getirirsen o kadar fena yanlayacağım, onu söyleyeyim de. Kaçıncı sürüşünüz? Oğlum kıymetli kardeşim bak. Herkese selamlar arkadaşlar. BUM Akademi'nin düzenlemiş olduğu, Çıldır'da Kars'ta düzenlemiş olduğu buz üzerinde sürüş aktivitesinden sizlere yeniden sesleniyorum. Yeniden diyorum çünkü 2 yıl kadar önce yine buraya gelmiştim ve 2 yıl kadar önce de burada benzer bir etkinlik olmuştu. Etkinlik Defender'larla başladı gördüğünüz gibi. Ufak bir off-road sürüş yaptık ama asıl günün olayı, günün eğlencesi benim açımdan buzdaki sürüş. O yüzden zaten off-road sürüşünü de bitiriyoruz. Defender burada gayet iyi bir karakter sergiledi. Buzdaki sürüşe doğru geçelim ve bakalım orada neler olacak. M8'ler, M4'ler, acayip şeyler bizi bekliyor. Drift parkurları var, performans parkurları var. Oraya doğru geçelim. Evet arkadaşlar, Çıldır Gölü'ne geldik nihayet. Şimdi BMW'nin performans modelleriyle elimden gelen ne varsa yapmaya çalışacağım. Bu arada sizlerin de bir kısmı, Kars'ta olanların bir kısmı burada beni karşıladı. Vallahi çok mutlu oldum. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl keyifler? İyisiniz. Vallahi bizim yaptığımız için en güzel yanı sizlere bu şekilde temas edebilmek, dokunmak. Yani sizlerle olan iletişim gerçekten bambaşka. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için. Vallahi bakalım. Şimdi ben de geldim. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bekliyoruz abi. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok küçük gaz hareketleri, çok az gaza basacak yeterli olacak. Şimdi bu parkurun olayı diğerlerinden biraz daha farklı. Evet. Diğer parkurlar çivili lastikli otomobiller varken burada kış lastikli bir otomobille aslında yavaşlatılmış çekimde gibi böyle slow motion. Yani otomobili dengede tutmaya çalışıyoruz. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Şimdi sürüş sistemleriyle bir iki tur atacağız. Aha. Ardından adım adım olayı biraz daha farklı boyuta getireceğiz. Evet. Şimdi değişik şeyler deneyin. Yanlış yerde işte gaza basın, frene basın. Evet, bayağı sistemler, aldı başını gitti. Evet, devreye girecek ve bizi hissettiğiniz üzere toparladı. DSC otomobili toparladı. Mesela gaza basalım, gazı deneyelim. Aktarabildiğimiz kadar gücü yere aktarıyoruz. Evet. Fazlasını kesiyor. Evet. Yani sistemler devredeyken aslında bir şekilde olayı yırtıyorsun ama sistemleri kapattığın zaman BMW'nin o klasik arkanın itiş karakteristiğiyle baş başız. Evet, kesinlikle. Olay burada bu. Kesinlikle. Bunu da göstermeniz çok güzel olmuş bence. Kesinlikle. Yani kış lastiğiyle çivili lastik arasındaki farkı da bir nebze görmüş olduk. Olacağız. Arkanın itişi zaten hep böyle zeminlerde problem ama yine de hani bunu da yapabiliyorsun. Kesinlikle. Yani doğru kesinlikle. Adımları atarsan bak bu da olabiliyor, görüyoruz. Şimdi dilerseniz dinamik çekiş kontrolü aktif hale getireyim. Tamam. Şu anda aktif. Biliyorsunuz arka tekerleklerin patinaj çekmesine biraz müsaade edecek. Evet. O demin bahsettiğimiz hani
genelde şey bir algı vardır arkadan, işte otomobillerde karda ya da çamur gibi benzer zeminlerde ilk hareketi almasında evet. gitmiyor derler otomobil. Evet, evet. Bu patinaj çekerek o kazıma etkisiyle otomobilin aslında ilk hareketi almasını sağlıyor. Evet, evet. Şu anda bize biraz tabii ki bizim de eğlenmemizi sağlayacak. Eğlenmemizi sağlıyor evet hakikaten. Şimdi biraz daha serbestleştik. Evet, şimdi gaza basarsanız arka gelecek İyi. Gördüğünüz gibi. Şu an dört çeker gibi gördü evet. komple kayıyor. Ne yaparsam yapayım. Olay bende değil. Ama çok keyifli. Yani ağırlatılmış çekimde aslında ne yapmam ve de ne yapmamam gerektiğini öğreniyorum. Kesinlikle. O bakımdan çok keyifli. Hakikaten. Çok güzel olmuş bu parkur. Buzda kaçıncı sürüşünüz? Yani buzda yani şu olay ilk kez bir BMW ile yapıyorum. Çok keyif aldım. Ama biraz hakimim BMW ile şu olayları yaptım. Bayağı hakim. Dilerseniz DSC'yi de kapatalım. Kapatalım otomobili, bakalım artık. Daha doğrusu bilek moduna geçelim. Sizi, evet baş başa bırakacağım. DSC off. Tamamdır. Biraz daha dört çekermiş gibi pozlar da deniyoruz tabii evet. taraftan. Gerçekten güzel. Harika. Güzel güzel. Çok keyifli hocam. Otur oğlum şuraya. Heh. Evet şunu istiyorum ya. Evet sağ camdan kukayı gördüysek evet. her şey artık, yolunda demektir. Artık. Çok keyifliydi bu parkur. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ediyorum. Yani işte aslında tasarım vesaire bir taraftan hep gelişiyor diyoruz ama arka plandaki mühendislik ağırlık dağılımı olsun işte sürüş güvenlik ya da sürüş destek sistemleri olsun. Artık gerçekten çok farklı bir yer. Çok farklı, bambaşka bir yere geldi. Hakikaten öyle. Yani çünkü daha çok yakın geçmişteki bu SP'li otomobillerde bile şuralarda falan kaymalar, spinler olurdu. Evet, evet. Ama bu yeni nesillerde, bu yeni 3'te de durum bu şekilde. Hakikaten çok daha işin içinde. Yani olaya güvenlik anlamında çok daha fazla katkısı var. Kesinlikle ki parkur hazırlarken de farkındaysanız çizgiyi bozmak için bir çizgiyi bozacak evet. şekilde, ideal çizgiyi bozacak şekilde bir parkur hazırladık. Evet, evet. Ona rağmen sorunsuzca dönüşümüzü mesela yapabildik. Yapabildik. Adamım ya nasıl gidiyor görüyorsunuz Hakan abi yıllardır bu etkinliğin en sevilen yüzlerinden biri. Dirt Parkur ona emanet. Birazdan M8'de yanına oturacağım. Adamım ne haber? İyiyim. Vay Hakan abi az önce dışarıdan izledik. Şimdi bir de içeriden izleyelim bakalım. Kıymetli kardeşim bak. Hadi. Hadi pozumuzu da verelim. Evet arkadaşlar eğlence parkuruna gidiyoruz özetle. Eğlenceli bir insanla. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi 2 kilometre yani deniz seviyesinden yukarıda tabii, tabii, bir buzun tabii. üzerindeyiz Hakan abi. Aynen aynen ne şu diyorsun? Anda. Vallahi. Çatlamaz ben... değil mi? Değil mi? Dalgıç kıyafeti, palet her tamam. şey var orada. O zaman yok, sıkıntı yok. Ben yok. Yüzmeyi falan da severim. Bayağı. Buzun kalınlığı bak, bayağı yetince yani. Tamam, beni santim. Ne kadar şu an gaza getirirsen o kadar fena yanlayacağım. Onu söyleyeyim de. Kuralı var.
Nefes evet. alıp vermeyi unutmayacaksın. Güleceksin. Evet arkadaşlar. En kurumsal driftçimiz sevgili Hakan abimizle sabaha kadar buradayız abi. Sabaha kadar. Şimdi 3 daireden oluşuyor. Dün akşamki verdiğim briefingdeki gibi, tamam mı? Şu anda büyük dairede bulunuyoruz. Sol taraftaki bizim ortanca dairemiz. Evet. Biraz da ilerleyeceğim. Yine sol tarafımda kalıyor en küçük dairemiz, tamam mı? Evet. Ama ilk önce ısınma turları büyük dairede yapıyoruz. Neden? Çünkü altımızda 650 beygir mi vardı? 625 beygir, 750 Newton torklu bir M8 Competition'da. Burada deli dehşet bir makine var abi. İnanılmaz, inanılmaz. Dediğim gibi normalde X-Drive 4 çekerli ama biz burada bu yan gizme olayını buzun üzerine çivili lastiklerle arkada itişli konuma getirip evet. o şekilde bu deneyimi sana yaşatacağım. Şimdi hatırlatmak yine tabii. amaçlı. Tabii tabii yok. Beyin fırtınası yapalım. Şimdi yine bu dairenin için orta çizgide gidiyoruz, evet. tamam mı? Evet abi. Sağa bakmak yok, sola bakmak yok, tamam mı? Yavaş yavaş hızımızı yükseltiyoruz ki arkasının gelmesini bekliyorum. Geldi. Hemen kontra. Ve bu sefer gazla oynuyorum. Bunu hiçbir zaman unutma. Böyle bir durumda gerçek direksiyonun senin gaz pedalındır. Evet. Bununla bir tek küçük oynamalar yaparsın elindeki o direksiyonla, tamam mı? Gaz ayarını iyi yap diyorsunuz. Aynen zaten. Kesinlikle. Belli bir yerlerde vereceksin, belli bir yerlerde az gaza basacaksın. Şimdi bir de böyle diyeceğim. Diğer çembere girerken hoppala. Hop diyeceğim ki bu tarafa giriyoruz, tamam mı? Seri olacaksın. Evet. Çemberimiz birazcık daha daraldı. Ondan sonra diyorum ki yine sola doğru bekliyorsun otomobilin kaymasını. Yine arkasının gelmesini bekliyorsun. İnanılmaz ve... ya. Çok dengeli abi. Tabii ki arkadaş çok dengeli. Yani. Küçük daire giriyoruz. Okey mi? Evet, bekle. Evet, şimdi bu dairemiz bizim bir M8'in eni kadar, boyu kadar daha doğrusu. Evet. Burada daha da seri olacaksın çünkü çemberimiz daha da dar. Ha, hep gittiğin yere doğru bakacaksın. Bu motosiklette de aynısı. Evet. Adam King beyler. Dağılın. Dağılın beyler, adam King. Vay be. Bu şekilde. Ondan sonra ne yapıyoruz? Arkasının gelmesini bekliyorum ve... Güzel. Direksiyon sana teslim ediyorum. Eyvallah abi, tamamdır, tamamdır. İyiydi ya böyle, neyse ben İyi de bir kullanayım. Hadi bakalım. Hadi abicim, görüşürüz. Şimdi İki. Çizgini bul ilk önce abi. Yavaş yavaş. İster sağdan başlar, ister soldan. Hiç önemli değil. Tamamdır abi. Çok güzel, hiçbir şey unutmamışsın. Sıtırız abi, sıkıntı yok abi falan da bir şey. Çok iyi. Abi kimin öğrencisiyiz lütfen. Gir, gir. Sağ. Ayıp ettin abi. Sol. Bekle arkasının gelmesini, bekle. Bekle. Ondan sonra gazdan nazik davran. Direksiyona fazla değil. Direksiyona fazla değil. Tamam mı? Kimin öğrencisi? Hakan abicim lütfen. Benden sonra başka biri gittiysem bir şey diyemem. Yok abi, seni kimselerle. Eyvallah. Bir Nürburgring'e falan gittim işte, o kadar ha. Bence doğru yere gitmişsin. Abi. Çok güzel. Çık. Aynen. Çık. Sol, tam sol. Tam sol. Çok iyi. Çok güzel. Devam et. Sağdan. Evet. Süpersin. Devam et. Şimdi küçük yere giriyoruz, tamam mı? Tamam. Buradan bekle. Sağ. İlk önce bir arkası gelsin. Tamam. Yavaş yavaş. Buna bir yoklaman lazım. Seri olman lazım. Biraz daha ortadan. Biraz daha ortadan. Okey. Bas. Gelsin arkası. 420. Evet. Sonraki şimdi orada. Burada oyna. Bununla oyna. Bazı yerlerde sabırlı olman lazım. Tamam mı? Kaydığı için. O çemberin dışına atmasına izin verme otomobil, tamam mı? Tamam. Gazla ileri doğru tetikle. Hocam kimin öğrencisiniz? Yapacak vallahi bir şey yok. Şöyle bir... İstediğin gibi yap, tamam mı? Üçünü bağlama yaptık. Evet, zaten onu yapacaktık. Sen hemen bağladın zaten. Güzel. Sabırlı ol. Bu tarafta sabırlı evet, olman lazım. Gazla burası biraz sert hocam. Aynen. Gel, ver gazı, ver gazı, ver, 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 ver. En çok sevdiğimiz güzel. Kısım diyorsun. Evet. Çok iyi. Orada biraz fren takviyesi aldım. Mecbursun, yapmaya ki arkası biraz daha hızlı gelsin. Abi.
en iyi drift yapan kimdi? Hadi bakalım. Sen. Ben bir şey demiyorum arkadaşlar, siz duydunuz. Kendisi de inanılmaz kullanıyorsun bana. Gerçekten. Vallahi çok güzel. Zaten nereye baktığın çok önemli, tamam mı? Evet. Oyna. 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 Uçam. Harika ya. Bir daha duyayım. En iyi drift hocam. En iyi drift, drift öğrencin. Şey. En iyi drift odadı benim. Şu anda çok soğuk bir tatlı. Abi var ya, hani drift yapıyorum arada ama senle yaptığım driftin tadı hiçbir şey de yok. Yani. Keyif almadan bunu yapamazsın. Evet. Keyif almak lazım. Hocam, batır hocam. Ha, beni çağırıyorlar. Hadi bakalım, son turumuzu yapıyoruz. Hadi ve... hocam, son dakika. Hadi hocam. Şuraya da bağlayayım. Devam madem. Et, devam et. Keyfin çıkar. Basma, basma. Çok güzel. Çok iyi. Kimin öğrencisi hocam? Kimi kal bu dairede. Kal, kal. Süper. Evet, evet, evet. Çok iyisin ya. Gerçekten hepiniz, yani bugün gerçekten başarılı bir şekilde buna bir tur daha, hani bonus, bu etabı başarılı bir şekilde yaptınız abi. Gerçekten unutmamışız hiçbir şey. Eyvallah abi, eyvallah. Sayende vallahi uluslararası drift şampiyonalarına bana katılacağız abi sen. İnşallah. Ben yapamadım, siz olun bak. Dermişim. Hadi. Okey. Son büyükte kapanış. Devamını getir. Direksiyon yok. Direksiyon yok. Gazla. Sabırlı ol. Sabırlı ol. Gaz gaz. Öldürme. Öldürme. Devam gelsin. Direksiyona fazla uzak. Uzak dur biraz. Uzak dur biraz. Gazla oyna. Gazla oyna. Gazla oyna. Gazla. 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 Evet. Teşekkür ediyorum size. Evet, devam et. Tamam. Teşekkür ederim. Çıkışı kaçırdık. Bir tur daha. Hepiniz aynı şey yapıyorsunuz. O çıkışı yine kaçırıyorsunuz. Devam. 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 Çok iyi. Şimdi yavaşlıyoruz. İniş izni istiyoruz. Of ya, var ya, böyle bir keyif, böyle bir rahatlama şekli yok. Yanınızda da bu kadar tatlı bir adam olunca abi süpersin. Ben teşekkür ediyorum. Ben vallahi şimdi bir de pist hazırlamışsınız. Bir de onun tadına bakayım Hakan abiciğim. Hadi olur, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet, şimdi de buradaki yine en eğlenceli parkurlardan birisindeyiz. Murat Can hocamla beraber. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim gayet. Keyifli bir gün. Evet. Evet, evet. Hazır mıyız? Vallahi çok güzel gidiyor. Aynen. Hazırız ya. O zaman parkura doğru geçelim. Aynen öyle. Arkadaşlara da bilgi vereyim. 4.20 iyi parkuruna geçiş yapıyor. Anlaşıldı hocam. Eğlenceli bir parkur. Evet, kesinlikle. Murat Can da döktürüyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada düz gitmek gerekiyor. Evet. Evet. Zaman da alacağız çünkü biz burada bir taraftan. Zaman almak için sanırım böyle gitmemek mi gerekiyor? Bilmiyorum. O iş Hakan Hoca'nın parkurundaydı. Ben keyfine kullanıyorum şu anda abi. Beklemek gerekiyor biraz burada. Evet. Burada da aynı şekilde. Sabır. Ondan sonra başlıyoruz. Çok güzel, eline sağlık. Rica ederim. Evet. Şimdi ben geçiyorum arkadaşlar. Parkur. Tamam. Buradan başlangıç noktamız tamamdır. Şimdi ben geçiyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazır.
Traction'ı da devreye sokuyorum ben. Hazırsak başlayalım lütfen. Hızlı. Soldan. Soldu. Hafif sağlı. Sağlı. Sağda kalıyoruz. Tam gaz. Sağda. Nokta fren. Bırakın aracı içeri. Döner orada. Solda tutuyoruz aracı. Solda. Sol. 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 Gaz yok. Ekstra fren yapmanıza gerek yok. Hafif gaz. Bırakın. Tam sağa çevirin. Tam sağa çevirelim. Gazlı bir şekilde düz gidelim. Dışarı doğru düz gidelim. Aynen. Aracı içeri bırakalım. Artık gaz yok. Sol. 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 Tamamen sol. Gayet güzel. Dümdüz gibi düşünebilirsiniz burayı. Sağdan. Nokta fren. İçeri bırakın aracı. Dönsün. 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 Şimdi gaz hafif. Tam sağ yapalım. Tam sağ yapalım. Gazlı bir şekilde çıkabiliriz. Düz gibi düşünün burayı. Gaz, 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 gaz. Fren sol. Tam sol. Aynen. Sağdaki kukanın orada yine duralım. Şurada. Biraz daha ileri alalım. Burada durabilirsiniz. 58-635 geldi. Tamam. Size son anlatışım ondan sonra sizde olacak. Tamam. Hazırsak başlayalım. Solda hafif. Sonra hemen sağda, sağda kalacağız. Sağda kalalım. Gazlı, gazlı. Nokta fren bırakın içeri. İçeride, içeride tutuyoruz. Hala içeride, gaz yok. Hafif gaz. Solda kalın. Bırakın dönsün, evet sağ. Aynen, bırakın dönsün. Şimdi gazlı bir şekilde çıkalım. Düz gibi düşünün. Aynen. Bırakın içeri artık. Tam sol, tam sol, tam sol, tam sol, tam sol. Gayet güzel gidiyoruz şu an. Sol, 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 sol. Hala sol, hala. Gayet güzel, sağdı. Sağda kalacağız yine. Nokta freni içeri bırakacağız. Bırakın içeri aracı. Biraz daha geç çevirin burada. Solda kalın, hala solda kalın. Şimdi sağ. Tam sağ, tam sağ. Aynen, düz devam. Dışa doğru, aynen. Burayı düz gibi düşünün. Gaz, gaz. Fren sol. Aynen. Gayet iyi zamanınız geldi. 57-4. Aynen. Bundan sonra her şey sizde. Dışarı çıktığımız takdirde duralım. Dışarı çıktığımız takdirde her şey iptal. Good luck. Hazırsak başlayalım. Düzlüklerde biraz daha hızlı kalmanızı tavsiye ederim size. Çünkü gayet iyi. Bir de şu arkada bir sol var. Orada biraz daha geç döndürseniz daha rahat edersiniz. Tamam. 4.20 iyi. Son iki turu kaldı. Bilginiz olsun. Anlaşıldı hocam.
aynı yerde. Yine aynı yerde. Duralım lütfen. Tamamdır. Duralım. Biraz daha düzlüklerde hızlı kalabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bir tek şuradaki sağ dönüşünüzde hata yaptığınız için aslında evet. Şu nokta 6 geldi burada. Belki 56'lara inebilecektiniz. Keskin virajlarda gerçekten sabretmek gerekebiliyor. Yani daha geç döndürmek gerekebiliyor aracı. Hazırsak başlayalım. 4.20'yi son turunda. Aynı zamanı yazdık. Bekleyelim lütfen. Bekleyelim. Geçmiş olsun. Yavaşça. Sağ taraftan. Teşekkür ederim. Burada da tam sağ. Tam istediğim randımanı veremedim gibi, alamadım gibi ama keyifliydi. Değildi, gayet keyifliydi. Aynen. 4.20 ile de buzda hazırlanmış minyon bir piste gazladık arkadaşlar. Bu da çok keyifliydi. Gerçekten otomobilin farklı dinamiklerini, hani böyle bir zeminde, tabii çivili lastikler var, altını mutlaka çizmiş olayım. Hani böyle bir zeminde görmek, keşfetmek acayip keyifliydi. Benim açımdan gerçekten böyle tatil gibi olan bir lansmandı. Bum Akademi'nin uluslararası standartta gerçekleştirdiği bir etkinlikti. Umarız ki ülkemizde böyle etkinlikler olmaya devam eder. Hep beraber sizlerle katıldığımız etkinlikler de olmaya devam edebilir arkadaşlar. Bilmiyorum görebildiniz mi de aynen bir uçak pisti gibi ışıklandırılmış arka taraf. Yani gündüz sürüşü yaptığımız kısım ve bonus olarak bir gece sürüşü yapacağız. Bu da ayrı bir renk kattı tabii ki olaya. İsteyenler gidebilir aslında otele ama bakın şu an donuyor olmama rağmen böyle bir fırsatı kaçırmam. Dedim ya, hakikaten uluslararası standartlarda bir iş yapıyorlar. Bravo valla. Şimdi sıramın gelmesini bekliyorum, sonra geçeceğim. Evet Hakan abiciğim. Nasılsın? İyi, seni sorma, sen nasılsın? Ben vallahi çok iyiyim. Nasıl, ben seni merak ediyorum abi, sabahtan beri dönüp duruyorsun. Sen sana özür dilerim. Canım yanında diyorsun ama ben de bir manyak sonuçta. Vay. Şimdi. Evet. Yine aynı yere geliyoruz. Tamam, evet abi, olayı. Bu sefer. Farklı bir boyutta. Gece. Boyuta taşımışız Hakan abiciğim. Nasıl, ne diyorsun aydınlatma olayına? Vallahi abi. Dedim ki yanlışlıkla bir uçak gelip gelmesin inşallah. Şimdi bu gece yapmamızın sebebi de ya sonuçta karanlıkta yapıyorsun ilk defa muhtemelen. Evet, değil mi? İlk defa. Şimdi background siyah. Hiçbir şey göremiyorsun ya. Evet, sırf yola fokuslanabiliyorsun burada. Evet. Bak şimdi ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen birazcık bir izle bakalım kendini. Sabah ya da öğlen yaptığın sürüşle şimdi gece sürüşünün arasında zemin farkı var. Her şeyden önce. Peki senin kullanmada farkın var mı yok mu? Onu da göreceğiz. Şu anda ben seninle muhabbet ederken sanırım ne yaptığının farkındasın değil mi? Yani abi sen söyle. Çok güzel bak. Hedef spin atmadan bugün bu etabı da geçmek hocam. Kesinlikle. Bence çok ama güzel. Ama en zevklisi ne biliyor musun abi? Söyle abi. Kimden, kaç kişi yaptı da. Üçünü bağla bak. Üçünü? Abi öyle bir şey yok ki. Bu sefer gecede ikisine kalıyoruz. O en küçüğünü devre dışı bıraktık. Peki abi. Tamam. Sıkıntı yok abi. Ben yanlışlıkla giriyormuşum. Ya orada yapılacak bir şey yok. Valla
Vallahi gece de en iyi benim değil mi bak? Kesinlikle. Gece... Bak kesinlikle. Abi herkes aynı şey diyorsa bak bozuşuruz ha. Şimdi yok. Yani evet kendisi çok iyi. Söyleyecekleri bu kadar. Bu kadar. Kardeşim çok teşekkür ediyorum sana vallahi. Hakan abicim. Ben de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar vallahi gün bitiyor ama biz bitmiyoruz. Bitmiyoruz. İşte empower, performans böyle bir şey değil mi bitmez, hocam? Bitmez bitmez. Bitmez yani. Hakan abicim çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben bir 3.20 ile herhalde yine bir evet, aynen. Orada farklı bir olay yapacağız. Tamamdır aynen. Abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar günü Ahmet abiyle noktalıyoruz. Vallahi çok keyifli, çok güzel bir gün oldu. Yani gün bitiyor ama bizim enerjimiz bitti. Aynen bitmiyor. Sabaha kadar döneriz. Ellerinize sağlık. Teşekkür gerçekten ederim. Çok güzel iş. Çok güzel proje. Çok uluslararası standartlarda çok acayip keyif aldık abi. Biz de aynı şekilde. Şimdi ne yapacağız son olarak? 3.20 ile. Ne yapacağız? 3.20 ile bu zamana karşı parkurumuz var ya. Evet. O parkurda 3 tur atacağız. Hı-hı. DSC 10, evet. DTC ve DSC off modlarında. Evet. Tur. Evet. Hepsini bayağı göreceğiz. Geleceğiz. Ve şu anda gündüz kullanılan çok daha iyi kullanacaksın. Onun sözünü veriyorum. Hadi sana. Bakalım. Kendin de göreceksin. Hadi bakalım. Bekliyoruz dört kızı. Oraya götürecek. Çok güzel. Bravo. Vallahi bravo. Şimdi artık top sende komple. Buradan DSC off. BMW moduna hoş geldiniz. Arkadaşlar. Tokatlı bir. Evet. Evet. Arkayı beklerken. Evet. Hocam son bir dakika. Misafirlerimiz size doğru geliyor. İkisi de doğru geliyorlar. Süper oldu. Aynen sağ ol. Eyvallah. Çok çok daha keyifliydi. Bu modda hele bir BMW'ydi yani tam anlamıyla. Acayipiydi abi. Senin de ağzına sağlık. Yenice sağlık. Çok güzel işti valla. Çok keyif aldık. Teşekkür ederim. Çok sağ ol.